Merhabalar. Şimdi tabii burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın vermiş olduğu faiz kararı ön plana çıkıyor bugün. Faizi sabit tuttu. İşte doların 31 olması, yerel seçimde karşılıklı Murat Kurum'un kampanyası, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası, Mansur Yavaş, Turgut Altınok, DEM Parti'nin CHP'ye destek verecek olması, bunların hepsi önemli gündem başlıkları ama dün mecliste olanlarla ben bir başlayacağım. Dün ana dil, dünya ana dil günüymüş. Onun için mecliste bayağı bir böyle meydan muharebesi demeyeceğim de çünkü Meclis Genel Başkan Vekili Celal Adan yapıyor MHP'li. Ve tabii ki dünya ana dil günü olduğu için DEM Partililer de Kürtçe bir şeyler söylemek istiyorlar. Celal Adan böyle seri herkesi bloklayan şeyler gibi herkese blok çat sana blok çat sana blok çat. Öyle bir şey ilk bunu başlatan öyle anlar yaşanmış mecliste yani. İlk bunu başlatan DEM Partili Beritan Güneş Altın. İşte bugün Dünya Ana Dil Günü diye Kürtçe bir şeyler söylemek istiyor. Celal Adan şak mikrofonu kapatıyor. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavji hemu gelen u hemu zamanan re. Rojal. Anayasamızın 3. maddesine göre Türk devleti ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi durumda iş tüzüğünün 66. maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor. Genel kurulda konuşma yapan hatiplerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Evet, nerede biraz açıyor? Mesela burada kapanmadı. Beritan Hanım'a destek vermek isteyen isimlerden bir tanesi de CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı oldu. Tahsin Ocaklı da bu sefer kürsüye çıktı, dedi ki ben de buradan anneme Lazca selam yollamak istiyorum. 21 Aralık tabii Dünya Ana Dil Günü ve ben de bu ana dil gününe dair biraz böyle anlaşılır biçimde Türkçe ile tabii başkanımın da izin verdiği kadar araya Lazca'yı da karıştırarak anlatmaya çalışacağım. Umarım fazla kısılmayız. Şimdi annem beni bekliyor, ekranlardan beni bekliyor. Benim için Lazca bir şey söyleyecek diye. Ve ben onun için, annem için kurguladığım belki birkaç cümleyi sizi etmeye başladığımda kürsü dokunulmazlığı olan bu mikrofonu kapatmak suretiyle aslında bir demokrasi ayıbı yapmış olacaksınız. Şimdi annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Şimdi ben size bugün çok basit, okunabilir, görünebilir bir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum böyle. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım size. Bu cümleleri Lazca okumaya başlayacağım ve parlamentoda bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak. Şimdi anne, vakit bitiyor, beni dinle, senin için sesleneceğim. Hadi şimdi sesim kesilecek. Hangan anaşi... Evet, ses kesildi böyle. Biraz Volkan Özen Arapça konuşanın sesi kısılacak mı diye. Denemek lazım. Başka diller de denendi. Türkan Elçi CHP milletvekili, o da Kürtçe bir şeyler söylemek istedi. Mikrofon kapandı. Bir dilin yok sayılmasının, kamusal alandan dışlanarak ev içine hapsedilmesinin Kürtler açısından zorluğu, acıtıcılığı, rencide ediciliği görülmek istenmedi. Kimileri dili seçim meydanlarında oy devşirmek için Çavayı Başi ya da Çavayı Başi'ye... Bir de kadın konuşmasını Türkçe yapıyor da Kürtçe bir şey söyleyince çat hemen kapatıyor. Celal Adan seri tak kapat tak onu kapat tak bunu kapat. Yalnız bir de Türkçe ile imtihan oldu arkadaşlar. Özbek kökenli bir DEM Parti milletvekili var. Burcu Gül Çubuk, o da Özbekçe bir şeyler söylemek istedi. Onun da mikrofonu çat seri kapatıldı. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halklara saygılarımı sunuyorum. Bizni şu yerden kuzatıp değerli meclis üyeleri, anlamadınız. Türkçeyi de anlamıyorsunuz. Sonra da ana dilimiz Türkçe, Türkçe konuş, çok konuş diyorsunuz. Öyle bir eğitim sistemi ki Türkçeyi bile, Türkçenin lehçelerinin bile birbirini anlamadığı bir hayat örgütlediniz. Bununla gurur duyuyorsunuz. Bu vesileyle Türkiye'de göçmen olarak bulunan ve ağır işlerde çalıştırılan Özbekleri saygıyla selamlamak istiyorum. Dillerini burada konuştuklarında onları kimse anlamıyor. Onlara da el muamelesi yapılıyor. Ağır hakaretlere ve ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Yani Türkiye'de rahat yok. Bugün
sağlığa ilişkin konuşacaktık. Çünkü sağlık emekçilerinin, sağlık emekçilerinin ve sağlık bileşenlerinin... Evet, Burcu Gül Çubuklu devam ediyor. Şimdi o da Özbek Türkçesi konuştu. Cenan'dan çat Kürtçe mi ne bu acaba diye hemen onu da kapatıyor. Anne bilmiyorum tabii, Oğuz Türkçesi diye mi belirtmek lazım? Ya burada mesele şu aslında, hani Atatürk de klasik denir ya, ne mutlu Türk olana dememiştir, ne mutlu Türk'üm diyene demiştir diye bir ulus devlet inşa sürecinden geçti Türkiye. O dönemde bütün ulus devletlerin geçtiği gibi. Ve tabii aslında burası çok etnikli bir ülke. Hani beğensek de beğenmesek de, ve çok dinli bir ülke, beğensek de beğenmesek de. Hoş yani, Hristiyanlar, Museviler pek kalmadılar ama şimdi de yazdıklar kadar bence ateist deist var bakacak olursanız. Hani baktığınız zaman anketlerde %7 %8 çıkıyor ama bence o insanların pek çoğunu ateist deist olanlar he Müslümanım diyor geçiyor. Yani söylemek istemiyor, kolay bir şey değil. Bence %10-15'te ateist deist var. Yani herkes Sünni Müslüman, herkes aynı, işte herkes Türk değil ama ne, nasıl bir birlik kurabilirsin? Ulus devlet inşa sürecinde Türkçe, yani dili bir böyle herkesi birbirine bağlayabilecek unsur olarak düşünmüşler. AK Parti ilk iktidarının ilk yıllarında bunu hani bir tür böyle bir ılımlı İslam, bir tür ılımlı ümmet, onun üzerinden yapabileceğini düşündü. Kürt meselesini de onun üzerinden çözebileceğini düşündü. Gel gör ki olmadı. Yani o tutmadı. Çünkü aslında dün, yani geçen gün Hilmi Demir'le de konuşmuştuk. Bence Türk halkı beklenenden de hızlı kentleştikçe, orta sınıflaştıkça bir yandan sekülerleşiyor. Bir tür light ümmet de tutmuyor. Ama işte hani değil önemli bir insanları birbirine bağlayacak tutamaç olarak düşünüldü. Onun için Türkiye'de sistem, rejim bu konuda epeyce bir hassas. Fakat bilemiyorum, yani buna bu kadar katı olmayan çözümler bulunabilir mi? Şimdi bir herkes çıkıp, biri çıkıp Kürtçe, biri çıkıp Lazca baştan aşağı konuşursa mecliste bunu kimse anlamayabilir haliyle. Ama ne bileyim, bir tane cümle söyledi diye de çat diye hemen mikrofonu kapatma da bu sefer de bir garip oluyor yani. Bunun çözümleri üzerine oturup düşünüp tartışmanın bence bir sakıncası yok yani. O zaman milli birliğimize halel geldiğini düşünmüyorum ben bu kadar. Bir şey düşünülebilir bununla ilgili. Sonuçta 2024 senesindeyiz ve Türkçe artık herkesin aşağı yukarı Türkiye'de ana dili diyebiliriz. Yani ana dili geniş anlamıyla kullanıyorum. En çok kullandığı dil diyebiliriz. İnsanlar kendi evlerinde, kimisi tabii Boşnakça konuşuyor, kimisi Kürtçe konuşuyor, kimisi Lazca konuşuyor. Nece konuşuyorsa konuşuyor ama herkes birbiriyle Türkçe anlaşıyor. Yani o süreç tamamlandı sonuçta. Bunu da çok geriye dönebileceğini zannetmiyorum. O yüzden belki de eskisi kadar bu konuda katı olunmasının gereği yok diye düşünüyorum. Ben neyse, bu tartışma bitmez. Bu tartışma bitmez de şimdi enteresan bir şeye bağlayacağım buradan. En son anlaşılan, son gelen haber böyle. Aslında Özgür Özel Hilal Köylü'ye de başka bir şey söylemişti. DEM'le bir ittifakımız yok, bizim aday çıkardığımız her yerden aday çıkartıyorlar demişti ama DEM 22, İstanbul'un 22 ilçesinde aday çıkarmıyor ve CHP'ye destek vereceğini anlıyoruz. Her ne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kendi adaylarını çıkarmış olsalar da böyle enteresan bir ittifak modeli ya da bir tür işbirliği modeli geliştirilmiş herhalde, öyle anlıyoruz. Yalnız dün Rasim Ozan Kütahyalı bir YouTube kanalında enteresan bir şey söyledi. İtiraflar üzerine itiraflar geliyor, çok enteresan. Çözüm sürecinde dedi, Abdullah Öcalan için İmralı'dan alınıp Gölbaşı'na bir villaya yerleştirilmesi konuşulmuştu dedi. 90'da ne oldu? Ruben Adası'ndan Gölbaşı'nda villaya. Pardon, gitti. Gölbaşı nerede? Neredeydi? Gitti. Bir yerde, 2-3 sene daha orada kaldı. Adam 94'te de dil sürçmesini bile Türkiye'de önemli birine yasladı geçti orada. Şimdi konuyu hiç politikaya çekeyim Mandela'dan. Öcalan'la bir dakika, bu çözüm zamanında, bu planlar çözüm sürecinde vardı. Yani ev hapsine çıksın, yine hapis Gölbaşı'nda villa ama eğer sen gaza gelirsen seni başkan yaptırmayacağız, seni adil yargılayacağız dersen Tayyip Bey de der ki sevgili İttihatçılar, sevgili Kemalistler buyurun beraber yönetelim demek zorunda kalır, siyaseten de haklı olur. Böyle bir şey söyledi Rasim Ozan Kütahyalı. Aslında 2024 ile ilgili şöyle bir şey var. Normalde AİHM'in Abdullah Öcalan'la ilgili bir kararı var. Diyorlarken kişiye özel yasa çıkamaz. Çünkü Abdullah Öcalan'la ilgili yani tahliye edilemez. Süresi dolsa bile kendisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet işte 27 yıl mı 30 yıl mı neyse bir süresi var onun. Fakat bu süre dolsa da çıkamaz diye kişiye özel, Öcalan'a özel bir yasa çıkarıldı. İdam kaldırıldı ama cezaevinden çıkamaz diye bir yasa çıkarıldı. AİHM de o dönemde 2010
kaç senesi hatırlamıyorum, 2014 senesi mi acaba? Şöyle bir 2014 senesinde AİHM'nin bu kararı çok konuşulmuştu. Hani kişiye özel yasa olamaz gibisinden AİHM'nin bir kararı vardı. Ve o çerçevede acaba Abdullah Öcalan işte 2024 senesi geldiği zaman bir formül bulunup AİHM'nin bu kararı da işte bir formüle edilip acaba çıkarılacak mı cezaevinden falan diye tartışılmıştı. Yani zannetmiyorum ben Öcalan'ın çıkarılabileceğini ama Rasim Ozan Kütahyalı çözüm sürecinde bunlar konuşuldu diyor. Yani böyle bir formül konu bilmiyorum ne denecekti. Ha İmralı ha Gölbaşı falan mı denecekti acaba? İmralı'dan aldık Gölbaşı'na koyduk falan mı denecekti bilmiyorum. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu itirafı ilginç. Hani trollük mü yapıyor, gerçekten bir şey bildiği için mi söylüyor? Bilmek çok güç. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani şeffaflık olmadığı için de herkes bir şey diyor. Yani Abdurrahman Dilipak'ta 15 Temmuz'la ilgili çeşitli iddialar. Mesela Abdurrahman Dilipak ısrarcı bu konuda. Diyor ki kardeşim 15 Temmuz biliniyordu. Bu darbeden haberleri vardı. Bilerek önünü açtılar bu darbenin. Sonra bir siyasi hesap vardı bunun altında diyor Dilipak ve bu konuda ısrarcı. Çünkü kar gidiyorlar. Ben uyarıyorum. Bakın bu iş başınıza iş açacak diye. Onlar daha bir hazırlandılar. 4 ay öncesinden darbeyi Beştepe'ye haber veren kişiyle konuştum kardeşim. Ve onunla konuştuktan sonra o kişinin söylediklerinin doğru olduğunu anlamak için bir hafta işim gücüm yok benim sizin pisliklerinizle uğraşacağım. Peki, gittim, sordum, araştırdım, doğruymuş. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı aradım. Ona bu konuda bilgiler verdim. Sizin de bilginiz varmış dedim. Benim bildiğimi biliyorlar. Ben de onların bildiğini biliyorum. Sadece bir cümle yazdım diye ortalığı ayağa kaldırmanın ne alemi var? Herkes kendine baksın. Bu memleketi bir sokakta bulmadık. Birilerinin siyasi hesaplaşmasına da kurban edecek değiliz. Darbeciler sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşuyor. Darbeyi bastıralım derken operasyon yönetenler, başka bir operasyonu yönetenler sanki onlar da hiç sadece darbeyi bastırmadılar. Darbeden sonra bir karşı operasyon gerçekleştirdiler. Bu işlerden hiç haberi olmayan gariban insanlar da arada kaldılar. Dilipak'ın iddiaları ağır. Tuğçe Ünal diyorsunuz ki Nevşin Hanım sizce bu tiplerin tabu konularla ilgili bu şekilde bu açıklamalar yapmasının sebebi nedir? Mesela siz deseniz 5 dakika sonra kapınız çalar. Çok güzel yerinde bir soru. Kast sistemi var çünkü. Bu tip illiberal rejimlerde böyle oluyor. Bir kast sistemi var. Bazıları istediğini diyor. Bazıları gütbesi içeri atılıyor yani kast sisteminde yaşadığımız için ben buna şaşırmadım. Ömer Doğan siz de demişsiniz ki hayırdır ya alkolü kenevircisi neler oluyor bugün böyle diye haklısınız. Biz ölçebildiğimiz meselelere dönelim. Ölçebildiğimiz meselelerden bir tanesi Merkez Bankası'nın bugün vermiş olduğu faiz kararı. Faizi serbest sabit tuttu. Yani %45 hani %47,5 çekilir mi falan deniyordu. Sabit tuttu. Neden acaba? Evren Kırıkoğlu'na soracağız. Evren merhabalar nasılsın? Merhaba Nevşin sağ ol teşekkürler sen de nasılsın? İyilik. Neden sabit tuttu TCMB? Sabit tutması bekleniyordu. Çok aslında o anlamda haber değeri yok. Yeni başkan bu yeni başkanın başkan değişikliği olduktan sonraki ilk toplantısı. Enflasyon raporu sunumundaki soru cevap kısmında ve oradaki sunumda görüşlerini biraz dinleme fırsatı bulmuştuk. Bir de daha önceden piyasanın tanıdığı işte Merkez Bankası'nın New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında oradaki yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar üzerinden bir intibası vardı. Yani özetle yeni başkan enflasyona karşı daha şahin bir tutum sergileyen, faizler konusunda erken gevşemeciliğe veya işte anortodoksiye tabir edilen olağan dışı uygulamalara mesafeli duran, daha kitabi işte olağan uygulamalara yakın bir isim. Ve bu doğrultuda da bize verdiği mesajlar zaten şeyde enflasyon raporu sunumunda. Gerekirse elbette sıkılaşma olabilir ama mevcut koşullar zaten yeter kadar sıkı, gerektiği kadar da uzun sürecek. Yani erken bir indirim olmayacak, yeteri kadar uzun sürecek, gerekirse de elbette sıkılaşma veririz diye mesaj vermişti enflasyon raporu sunumunda. Bugünkü karar bunu teyit ediyor aslında. Faizlerde herhangi bir değişiklik yok ama kararla beraber yayınlanan açıklama metninde çok önemli değişiklikler var. Gerçekten oradaki paragraf ve cümle detaylarına indiğimizde pek çok konuda yani iç talebin enflasyona etkisinden döviz kurlarındaki verilen yönlendirmeye,
makro ihtiyati önlemleri nasıl ilerleyeceğine, faizleri nasıl ilerleyebileceğine dair pek çok orada önemli detay var. İstersen onların da sırasıyla şimdi üzerinden geçebiliriz. Tabii tabii, geçelim. Zaten Gürhan Bey de yazmış, faiz evet. sabit tutmadan önemli olan Merkez Bankası'nın açıklaması oldu diye. Evet. Yani ben de dört başlık altında bunları maddelendirdim. Birincisi enflasyonun, ilk enflasyonla ilgili paragrafta iç talebin mevcut seyrinde bir önceki açıklamada, yani Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği son toplantıdaki açıklamaya kıyasla iç talebin dezenflasyon sürecini destekleyecek biçimde dengelendiğine dair o özgüven ibaresi kaldırılmış. Orada biraz daha iç talep konusunda henüz rahatlamadık. Özellikle hizmet tüketim harcamaları üzerinden, onu da oraya belirtecek biçimde. Hizmet denmemiş ama tüketim malları ve altına dair talep durmuş olsa da diğer tüketim harcamaları devam ediyor diyor. Aslında hizmet harcamaları kastediyor. Evren, bu arada araya gireyim. Sen bir şey mi upload ediyorsun şu an? Yok, hayır. Ya da bir şey upload edip bir şey download etmiyorsun değil mi? İnternetin yok, biraz iyi değil de onun için. Ya da bir sorsun tamam. Çekil istersen. Tamam. Şu an kapattım geri kalan her şeyi. Tamam. Evet, devam edebilirsin. Dolayısıyla talep tarafında talebin henüz dezenflasyon patikasını garantiye almadığına dair, oradaki o biraz daha dikkatli olması gerektiğine dair bir mesaj var. Bu koşulların daha fazla sıkı duracağı anlamına geliyor finansal koşullar açısından düşündüğümüzde. Dış finansman ve rezerv dengesiyle ilgili paragrafta para politikası Türk lirasının reel değerleme sürecine destek olacaktır diye açıkça belirtilmiş, ifade edilmiş. Bu cümlenin oraya eklenmesi özetle şu demek, herkes anlayacağı dilden. Döviz kurlarında çok büyük yükselişler, işte şeyler beklemeyin demek. TL reel olarak değer kazanacak ne demek yani? Enflasyon ne kadar artıyorsa yüzde olarak dolar kuru veya döviz kuru diyelim, dolar kuru diyelim bunu kabaca. Döviz kurları enflasyondan daha az artacak biçimde ilerleyecek deniyor özetle kabaca. Dolayısıyla kurlarda da hani çok fazla piyasada şey var, söylem veya şüphe var. İşte seçimlere kadar bu tutuluyor, seçimlerden sonra kurlar serbest bırakılacak gibi. Benim hiç katılmadığım, geçen seneden beri katılmadığım, hatta burada seninle 2023 Temmuz ayında yaptığım yayından sonra da linç edeyim görüşlerim var. Onları hala birebir koruyorum. Bugünkü açıklamada onu tamamen teyit etmiş durumda. Döviz kurlarında büyük hareketler beklemeyin deniyor özetle. Ha, bu hep çünkü seçim sonrası dolar 40 olacak falan gibi bir senaryo konuşuluyor ya sürekli. O zaman herhalde evet. O söylentilere de yanıt veriliyor. Ona da veriyor olabilir. Yani ihtiyaç sonuçta şu an Türkiye'nin geldiği durumda enflasyon mücadelesi artık ön koltuğa oturmuş durumda. Seçim süreci sonlandı, genel seçimler geçen sene sonlandı. Ben mesela yerel seçimde çok büyük anlamlar yüklemiyorum. Hatta hiç anlam yüklemiyorum. Öyle mi? Çünkü hani yerel seçim sonrası mesela Barış Soydan da işte yazmış, diyor ki vergiye çok zam gelecek, çok ciddi zamlar göreceğiz, doğalgaza zam gelecek, elektriğe zam gelecek falan diye. Sen diyorsun ki öyle olmayacak. Yani yerel seçime niye bu kadar anlam yüklüyoruz çok emin değilim. Yani muhalefetin içinde bulunduğu durum, Mayıs ayındaki genel seçimlerde çıkan tablo, hem meclis dağılımı olsun hem Cumhurbaşkanlığı tarafı şeyinde olsun, dağılımında olsun, anketlerin ne kadar yanlış göstergeler verebildiğinin ortaya çıkması, bir de genel seçimlerden sonra, yani bu geçen seneki seçimlerden sonra oluşan tabloda herkes kendine göre bir hikaye bulabildiği bir duruma evrildi şey. Yani iktidar tabanı açısından düşündüğünde hani muhalefetin iktidara gelme ihtimali, muhalefetin kazanmasıyla ilgili o sosyal endişeler bastırılmış oldu. Ama mesela finansal kesiminde iktidarın devam etmesi durumundaki ekonomi yönetimi nasıl şekilleneceğine dair endişeleri bastırılmış oldu. Yani seçimi iktidar kazandı ama sanki muhalefet kazanmışçasına bir işte normalleşmeci, ortodoksa dönmeci bir politika seti izleniyor. Hepsini bir araya koyduğumuzda herkesin kendine uygun bir şeyler çıkarabileceği, bir hikaye yaratabileceği bir tablo oldu. Şimdi yani bu tabloda, bu denge noktasında enflasyon mücadelesi de ön koltuğa oturmuşken ve bütün arkasına işte Mehmet Şimşek zaten tescilli bir şekilde artık şeyin başında, kontrol, bütün dümen onun elinde, o çok belli. İyi de bir gelişme bence bu. Siyasi erk de arkasında ona destek olucu mesajlar veriyor. Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Bu eski başkan değişiklikleri gibi piyasaları oynakta sevk edici bir değişiklik değil. Tam aksine daha da fazla. Yani bu normalleşmeci ve ortodoks politika setini daha da kredibilitesi yüksek, ikna edici bir şekilde ortaya koyan bir yönetim değişikliği oldu. Piyasalar bu hikayeyi satın alıyor. Yabancı yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu biliyoruz. Her ne kadar son haftalarda biraz sıcak para girişlerinde yavaşlama olsa da. Rezerv birikiyor. Ve enflasyon beklentileri geriliyor. Şimdi şu tabloda ben yerel seçimlere niye bu kadar anlam yüklemeye meraklıyız çok emin değilim. Çünkü şundan işte, Erdoğan hani yerel seçimi kazanmak için İstanbul, Ankara'da enflasyon en yüksek hissedildiği metropollerde çok fazla hissedildiği için hani doğalgaza gelecek zammı falan tutuyorlar yerel seçime kadar diye deniyor da onun için yerel seçime bir anlam yükleniyor.
doğalgaza gelecek zamlarda zaten OVP'de belli bir zam miktarı yer alıyor ve o zaten şu anki mevcut enflasyon patikası tahminine de zaten dahil edilen kısımda. İkincisi, enflasyonla mücadeleyi ön plana aldığı noktada zaten bir kere mesela bugünkü açıklamada da şey vardı. Döviz kurlarında reel değerlenme Türk lirasında reel değerlenme ihtiyacından bağımsız şey düşünemiyorsun. Enflasyon hedefinin işte 65'lerden 35'e kadar gerileme hedefi var. Burada zaten ortak olan politika seti bunun hepsi tamamen baştan teyit edecek noktada. Üçüncüsü, biz bu mevcut ortodoks politika setine keyfi bir biçimde gelmedik. Biraz şartlar onu zorunlu kıldı ve Türkiye'nin işte rezerv yeterliliği, dış denge, sürdürülebilirliği artık çıkmaza girdiği için buna dönmek zorunda kaldık. Ve şu an bu politika setiyle de dışarıdan ihtiyaç duyduğumuz finansmanı sağlayabileceğimiz politika seti bu olduğu için bunu sadece bir yerel seçime, işte 2 aylık, 3 aylık döneme indirgeyip ondan sonra yeniden sanki sürdürülebilecek bir konuymuş gibi eski sete döneceğimize ben açıkçası ihtimal vermiyorum. Bir de şu var. Bu politika devam edecek. Bence öyle ve şeyde de yani görünüme baktığımızda da, yerel seçim görünümüne baktığımızda da yani iktidar mesela İstanbul'u geri alması durumunda aslında bu şu anki mevcut ortodoks işte normalleşmeci politika seti aslında teyit edilmiş olacak. Yani orada yani şöyle görüyorum, şu an zaten büyük şehirler iktidarda değil ve ona rağmen şu an bu politika seti uygulanıyor. Bundan daha kötüye gidecek bir durum yok. Belki anladım yani olabilir. İstanbul, Ankara'yı belki de gözden çıkardığı yerel şey çok önemli değil, belediye. Şimdi derdi başka iktidar mı diyorsun? Ankara'dan emin değilim. Ankara'dan orada biraz daha farklı bir dinamik var benim naçizane okuyabildiğim kadarıyla, ama İstanbul'da bence oyuna ortak şu an iktidar. Bu politika setiyle bir de kazanırsa o zaman zaten bu teyit edilmiş olacak. Yani benim çok fazla böyle hani ekonomi politikalarında yerel seçimden sonra bir şeyler değişecekmiş gibi bir beklentim yok. Çünkü zaten şu an eskisine dönecek diyen yok zaten diyor. Kemer sıkma ağırlaşacak deniyor. Ondan çekiniyor insanlar diyor. Tamam, kemer sıkmadan orada kasıt enflasyonla mücadele olmalı. Finansal koşullar sıkı olması, kredi koşullarının sıkı olması, faizlerin yüksek olması, mevduatın yarattığı fırsat maliyetinin harcamaya karşı, yani para harcamak yerine bugün mevduata koymak yerine para harcadınız, aslında ciddi bir kayıp oluşuyor orada. TL mevduata koymak yerine dövizde beklediğiniz zaman ciddi bir kayıp oluşuyor, keza aynı şekilde. Yani bu fırsat maliyetlerinin yüksek olması ve kredi kanalının sıkı olması, evet, kemer sıkma. Neden? Bir kere daha teyit ediyor ki enflasyonla mücadele şu an ön koltukta. Bak Nevşin şöyle söyleyeyim. Ondan korkuyor işte zaten. O ne Nevşin olacak? Yani diyor ki insanlar bizim sırtımıza biniyor yalnız o mücadele ediyor insanlar da ondan. Yani tercih yapmamız lazım. Son 3-4 senenin yıkıcı ve travma yaratan ekonomi politikaları, özellikle döviz kurlarındaki o yükseliş, enflasyonun patlaması, alım gücünün düşmesi, o travma taze. Şimdi onunla mı devam etmek istiyoruz? Tamam, kötüydü ama o mu devam edecek? Yoksa bir yerde bir normalleşme, dengelenme mi bulacağız? Şu an bir şekilde döndük dengelenmeye. Okey, yani bu düzeyde gider diyorsun sen. Yani biz hani şey olacağımızı olduk. Ha belki işte bu doğalgaz, elektriğe falan zam, yani bir sene zorlu geçecek diyorsun sen bu böyle. Evet, yani bu yılın sonuna kadar herhalde koşullar yılın ikinci yarısında biraz daha gevşemeye başlayabilir. O zamana kadar önümüzdeki en azından 6 ayın ben bu sıkı koşulların devam edeceğini düşünüyorum. Demin az önce şu seçimlerle ilgili, yerel seçimlere neden fazla önem atfetmediğimle ilgili iyi açıklayamadım kendimi. Şu örneği vermek istiyorum. Şimdi Türkiye yerel seçim şeyine gidiyor, sürecindeyiz. En önemli konu mesela finansal sıkılıkla ilgili iktidarın desteklemek isteyeceği en önemli konu ne olabilir? Mesela faizin seviyesi mi, kredinin var olup olmaması mı? Kredi imkanlarının rahatlığı mı? Bence kredi imkanları herhalde. Aynen öyle. Yani faizin fiyatı, paranın fiyatının kaç olduğu değil, paranın olup olmadığı şu an çok daha önemli. Likiditenin çok değerli olduğu bir noktadayız. Varlık fiyatlarının geri gelmeye başladı. Konut fiyatlarının, işte ikinci el araba fiyatlarının, pek çok enflasyon hece olarak görülen dayanıklı tüketim fiyatlarının geri gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi düşün ki neden önemli değil bence yerel seçimler diyorum ekonomi politikası anlamında. Yerel seçimlere kalmış 1-2 ay hala kredi kısıtları devam ediyor. Bir kere orada bir popülizm amacı güdülüyor olsa, yerel seçimden sonra kurların yükselmesine izin verilecek ama o zamana kadar şu an popülizm yapılıyor olsa bugün bu kadar sıkı kredi koşulları olmazdı. Zaten o bile bize konunun seçim olmadığını, enflasyon mücadelesinin ve bu rezerv sürdürülebilirliğinin ve diğer genel bütün istikrar dengelerinin devam etmesinin ana öncelik olduğunu bence teyit ediyor. Kaldı ki zaten büyük şehirler şu an iktidarda değil. Oradan bir kayıp olmayacak. Belki kazanabilir. En azından İstanbul'u. O da bir upside olarak iktidar açısından bu politika setini destekleyici bir upside olarak duruyor. Ben dolayısıyla çok seçimlere anlam yüklemiyorum. Peki şu da çok konuşuluyor. Anladım demek istediğin ama şu da konuşuluyor ya, kredi kartı düzenlemesi, hani birazcık işte bu enflasyonist tedbirler devam edeceği için
harcamaların kısılması lazım. Şimdi Türk halkı da para kalmayınca herkes kredi kartına yükleniyor ve kredi kartından harcamalar devam ediyor. Mehmet Şimşek onunla ilgili de bir adım atacak. İşte, taksit azaltılabilir falan, hani belki limitler azaltılabilir deniyor. Sen ne bekliyorsun? Yapılabilir. Kredi kartlarında yani şey düşünmek lazım ama o hani hepsi bir bütün olarak kredi kartı harcaması yüksek, tüketim işte kontrolden çıkıyor falan gibi onun mesajı yok. Orada birkaç konu var. Bir kere birincisi bankalara kredi verme esnekliği oldukça daraltıldı. Bankalar üzerindeki kısıtlar tüketici kredi bakiyesine herhangi bir banka bilançosunda aylık %3'den fazla büyütemiyor. Dolayısıyla o çok karlı olan bankaların vermeyi sevdiği tüketici kredilerinde bir orada ket vurulmuş durumda. Ticari kredilere baktığında da orada şirketler üzerinde kısıtlamalar var. İşte ihracatçı, yatırımcı, istihdamcı değilse firma işte belli kısıtlara tabi krediye kolay erişemiyor. Dolayısıyla orada da öyle bir kısıt var. Bankalar krediyi kapasiteleri olduğu ve iştahları olduğu ölçüde bu kısıtlar yüzünden arttıramıyorlar. Hatta o yüzden mevduat faizlerindeki düşüş de bununla alakalı. Piyasada çok fazla yanlış yorum var. Yani, hani tam olayın içinde olmayan insanlardan sanki Merkez Bankası ile bankalar arasında likitte fazlası var. O yüzden mevduat faizleri düşüyor gibi yansıtılıyor. Hayır. Bankalar kredi satamazken neden mevduata fazla faiz vereyim dediği için kredi faizleri yükselmiyor. Kredilerde böyle bir kısıt var. Bankalar ne yapıyor o zaman? Kredi kartlarında olabildiğince şeyi esnetmeye çalışıyor. Neden? Çünkü kredi kartına mesela sen taksit eklediğinde bir banka olarak kredi kartı biliyorsun en yüksek faiz. Fazladan atıyorum 9 taksit, 10 taksit ekledin. Bir yıl boyunca çok yüksek faizden o bakiye yüzdürüldüğü sürece sanki kredi satmış gibi oluyorsun. Bankaların işine geliyor orada açılmak bir. İkinci konu ticareti için kredi erişimi kısıtlanan işte özellikle KOBİ veya bu işte tüccar kesimlerde kredi kartıyla ödeme yapmak sanki bir finansman aracına geldi. Yani krediye ulaşamıyor ama kredi kartı bakiyesini kullanıyor gibi orada bir oraya eğilim var. İki, bütün bu gelişmeler kredi kartı harcamalarını arttırıyor. Aslında onun tamamı tüketim harcaması değil. Yani doğrudan hani enflasyon yaratıcı veya cari açık yaratıcı nitelikte onu görmemek lazım. Buna karşı bir şey var. Evet, dolaşıyor ortalıkta çok fazla söylem. Yani çeşitli şeyler yapılabilir. Taksitlendirme limitleri kısılabilir. Daha az taksit olsun gibi. Gecikme faizleri artırılabilir. Minimum ödeme şeyleri yükseltilebilir. Miktarları zorunlu. Ama burada herhalde o zaman bankaları da zora sokmayacak tedbirler düşünecektir Mehmet Şimşek diye düşünüyorum. Çünkü kuvvetli yani bankacılık istiyor. Evet. Yani bankalar için bu sene her türlü zor olacak. Geçen senenin üstüne çünkü bu sene karlılığının çok azaldığı bir sene olarak öne çıkacak ama orada bence asıl dikkat edilmesi gereken konu işin sosyal boyutu. Kredi kartıyla dönen aylık harcamalarını, hayatını kredi kartı ödemeleri üzerinden idame ettiren bir kesim var. Orada kısıtlama eğer gelecekse kısıtlamaya tabi olacak kredi kartı limitinin mesela bence çok en düşük limitte olan kesimi bence etkilememesi lazım. Biraz daha yüksek yani belli bir montanın üzerindeki harcamaları belki kısıtlayacak şekilde yapılırsa daha sosyal adaleti de ve biraz daha bu toplumsal dengede özellikle istihdamı risk altında olduğu bu dönemde biraz daha orayı rahatlatır diye düşünüyorum. Bu konu işte seçimden sonra kalabilir. Yani hani seçim belki bu konuyu etkiler. Ama onun dışında genel Türkiye'nin para politikası yaklaşımını bence etkilemiyor seçimler. Evet, yani işte bu para politikasının da yani işte mesele o ya hani bütün faturasını bütün Türkiye ödüyor bir şekilde. Sıkıntı o. O zaman peki o zaman yüksek büyümeyi de gözden çıkaracaklar mı diyorsun sen önümüzdeki sene? Bu sene evet, aynen. Yani bu sene yüksek büyüme beklentisi yani zaten. 2024 benim aynen yani yüzde işte bu sene 4.5 büyüyeceksek 23'te, 24'te ben 3.5 benim beklentim. Piyasada 2.9-2.8'lere kadar gerilediğini görüyorum. Zaten Türkiye normal şartlarda %1 sırf nüfus etkisiyle büyüdü, nüfus artışından. Biraz işte dış göçün son yıllarda bir de sondan yüklemeli olacak biçimde yoğun göç aldık. Onun bir yarattığı etki var. Yani Türkiye 2024 yılında %3-3.5 büyürse bu böyle çok büyük ciddi bir büyüme anlamına gelmiyor. Nüfus ve göç etkilerini düşündükten sonra aslında hiç yani çok cılız bir büyüme anlamına geliyor. Böyle de olması lazım çünkü kontrolden çıkmış durumda tüketim artmıştı. Neden? İşte enflasyon patlıyor, kurlar patlıyor. Bugün bir malı almazsam yarın hiç alamayacağım korkusuyla öne çekilen bir talep. İhtiyaç olmayan, anlık akut ihtiyaç olmayan harcamaların öne çekilmesi ve ben biraz da şöyle gözlemliyorum, bunu diğer basın organlarında da paylaşıyorum. Biz hani biraz işin içinde olan insanlar kimler? İşte finansçılar, bankacılar, kurumsal finans yöneticileri, gazeteciler, bu konunun içinde olan insanlar biraz daha yakından takip edebiliyoruz. Ama sokaktaki adam denir ya, orada daha hala bu eski travma çok taze. İnsanların tamam artık eskisi kadar erken hani harcamamı öne çekmeme gerek kalmadı. Bugün harcama yapmak yerine parayı bankaya koysan Psikolojinin değişmesi meselesi. Onun değişmesi için ihtiyaç duyulan en önemli faktör bence zaman. Yeteri kadar zaman geçmesi lazım. Konu bence faiz değil. Merkez Bankası bugün atıyorum %2.5 daha faiz arttırsaydı biz bir anda oluk oluk insanları bankaya koşup dövizlerin TL'ye döndüğünü mü görecektik? Hayır. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye girmek için sıraya girdiğini mi görecektik? Hayır. Konu artık 2.5-5 puanlık
faizler değil. Sadece zaman geçmesi lazım. Peki bu kadar kolay mı? Zaman geçerken de hata yapılmaması lazım. Yani siyasi mesajlar olsun, işte ekopolitik gelişmeler, ekonomi yönetiminin uygulamaları olsun. Hiç hata yapılmadan bir süre beklenecek. Bir zaman geçtikten sonra bence dengelenme olacak. Benim enflasyon beklentim, kur beklentim de senle geçen sene Temmuz ayındaki o yayında söylediğim gibi hala düşük. 35 kur ve 35 enflasyon hedefini ben bu sene ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim Evren, sağ olasın. Teşekkürler. Evren'in interneti kötü başladık. Güzel tamamladık. Herhalde ofiste başka birisi bir şey download ediyordu. Bir şey upload ediyordu. Sinan Erkuş'tan diyor internet bile 300 olmuştur, 300 lira olmuş Türkiye'de, ne yapacaksınız diye. Evet vallahi biz internet işini Comnet'le çözdük arkadaşlar. Malumunuz biz de eskiden çok internet sıkıntısı yaşıyorduk. Şimdi Comnet'le yani ofiste herkes aynı anda bir şey download etse bile internete bir şey olmuyor. Teşekkür ediyoruz deyip buradan Comnet'e tekrar bir selam çakmış olalım, devam edelim. Şimdi Evren dedi ki ya yerel seçime çok fazla anlam yüklememek lazım diye. Hani onu yanlış anlamamak lazım. Diyor ki Evren ekonomi politikasını değiştirmeyecekler. Yani değiştirecek olsaydı bu yola girmezlerdi zaten. Ve Mehmet Şimşek'in programını peyderpey uygulamaya başladılar. Ha yerel seçimden sonra bazı bir takım uygulamaları göreceğiz ama köklü değişiklik görmeyeceğiz. Yani bir felaket senaryosu beklemiyoruz yerel seçimden sonra. Adım 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 gidiliyor diyor Evren. Şimdi yerel seçim çok enteresan da gelişmeler var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u almayı istediğini biliyoruz değil mi? Çünkü hep bunu da altını çiziyor ilk kampanya, yani ilk yerel seçim süreci başlar başlamaz bunu söyledi. Yeniden İstanbul'u istiyoruz diye bunun altını çizdi. Fakat Murat Kurum sahada da sıkışıyor. Şimdi İstanbul, Türkiye'yi geziyor Erdoğan ve her ile özel de bir mesaj veriyor. Yani Ordu'da Ordu'ya özel konuşmuş. İşte Denizli'ydi bugün, Denizli'ye özel konuştum. Oradaki aday kimse falan, ona ilişkin hakikaten böyle bir tailored konuşma yapıyor. Şimdi bir noktadan sonra acaba en son gelip İstanbul'da mı bastıracak diye merak ediyorum. Çünkü Murat Kurum sahada sıkışıyor. Yani bir kere bu İliç madeninde yaşanan felaket meselesi. Bu dönüyor dolaşıyor tabii ki, yani en son kaç senesinde bir 2019'da ÇED raporu verilmiş, yani bakın buyurun bunu internetten buluveriyorsun, işte Erzincan Valiliğinden diyor ki Çevre Bakanlığımız 2019 senesinde bir ÇED raporu verilmiş, daha sonra 2022'de siyanür sızıntısı oldu, 2023'te kapasite arttırım istenmiş, kapasite arttırımına tamam Enerji Bakanlığı karar veriliyor ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı demiş ki bunun için ayrıca ÇED raporuna ihtiyaç yok demiş. Yani dönüyor dolaşıyor. Bu iş Murat Kurum'un kucağına geliyor. Şimdi Murat Kurum'a tabii bu mesele soruldu. Şimdi Murat Kurum'un verdiği cevaplar şöyle. Bir açıklama yapmıştınız. 130 bin sayısından sonrasında düzeltmişsiniz ancak. İşte bu... Bakın düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla. Yani ama o sizin aklınızdaki soru. Kusura bakmayın. Siz anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Yani biz aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, işte aynı anlayış konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz. O vefat eden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam ediyor. Efendim daha fazla vefat edildi. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ya ben bunu soruyorum size. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Şimdi böyle basın toplantısı o zaman sıkışıyor Murat Kurum. Hani bir 130 bin kişiyi kaybettik depremde demişti ya. 130 bin kişiyi hani bütün depremlerde kaybedilen demiş Murat Kurum. Ama son 6 Şubat depreminde ikileri diyor gibi anlaşıldı. Hani onun üzerinden Murat Kurum'a soruluyor. Şimdi Murat Kurum başka türlü cevap verebilirdi. Sanki mutlu mu olacaksınız diye bir karşı tarafı suçluyor. Bu ÇED'ro yani basın toplantılarında sıkışıyor. Onun için böyle dost canlısı, yandaş basında rahat ediyor. Sabah bu Hakan Ural'ların programındaydı Murat Kurum. Bu ÇED raporu meselesine değindi. Hani olumsuz bir süreç işlememesi için. Sonra da ilgili bakanlığa başvurmuş, faaliyet izni almış. Faaliyet izni biz vermiyoruz. Diğer arkadaşlarımız da faaliyet izni verirken kanun, yönetmelik ve oradaki işler çerçevesinde veriyor. Yani şimdi efendim orayı siz ÇED raporu verdiğiniz için burası işte kaydı, göçtü. Ya ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var? Ya başkanım ben şimdi burada... Şimdi kapasite arttırımı Çevre Bakanlığı verir demek istiyor da tabii Enerji Bakanlığı verir demek istiyor da başka bakanlık da hedefe koyar gibi
söylemek istemiyor ama bence yanlış cevap. Ne alakası var ÇED raporuyla değil. Çevre etki değerlendirme raporu değil mi? Şimdi İliç'le ilgili ne konuştu? Bir, Fırat'a çok yakın. Çok yakın olmasına rağmen neden kapasite arttırım verildi? Fay hattının üzerinde, yakınında köyler var. Şimdi bunların hepsi çevreyi etkiliyor yani. Bunun içerisine giriliyor. Ya belli ki burası kayırılmış. Yabancı ortak var ama yabancı ortağın altında Bahadır Özgür güzel analiz ediyor bunu. Mesela pek çok yandaş taşeron firma var. Yani onlar buradan para kazanıyor. Burada bir böyle bir ekosistem kurulmuş diye bunların önüne açılmış deniyor. Burada Murat Kurum sıkışıyor tabii. Şimdi Murat Kurum'a diğer bir sorulan soru tabii İstanbul adayı olduğu için. Bu zaten bakanlık döneminden şimdi kucağında buldukları. Bir de İstanbul'la ilgili özellikle şu soruluyor. Kanal İstanbul'u yapacak mısın? Yapmayacak mısın kardeşim çok soruluyor. Bakın söylediğiniz 3 tane şey var bu süreçte. Efendim Kanal İstanbul yapılmamalı. Efendim depremde biz 53 bin kişi vefat etti dememize rağmen o vefat eden canlarım üzerinden siyaset yapılmaya devam ediyor. Efendim daha fazla vefat edildi. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ya ben bunu soruyorum size. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Değerli arkadaşlar, İstanbul'un gerçeğine odaklanalım. İstanbul'un sorunlarına odaklanalım. İstanbul'un meselelerine odaklanalım. Biz Kanal İstanbul'la ilgili gündemimizde İstanbul var, İstanbul'un sorunları var dediğimizde Kanal İstanbul'u yapacak mısınız? Arkadaş, İstanbul'un gündeminde ne varsa onu yapacağız. Yani ne söylememizi bekliyorsunuz? Sizi anlayamıyorum ben. İnşallah bu söylediklerimizi de yayınlarsınız ki milletimiz doğru bilgileri elde eder. Yani konu İstanbul'sa yapacak mısınız? En doğal soru değil mi? Yani ben olsam ben de onu sorarım. Niye sormayayım? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza projelerinden bir tanesi yapmak istiyor. Hız verecek misiniz? Yapacak mısınız? Yani ha tabii bu Ekrem İmamoğlu'da olsa da genellikle bakıyorlar, şöyle bir şey yapıyorlar. Tek adam yönetimi olduğu için alıveriyor belediyenin elindeki yetkileri. Onu bakanlığa devrediyor. Bakanlık üzerinden de yapmaya çalışabilir Kanal İstanbul'u. Şey yapar. Ama tabii burada İstanbul Belediyesi direniyor. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu mahkemeye götürdü. İmar planları iptal edildi mesela Kanal İstanbul'la ilgili. Ha, Belediye AK Parti'ye geçerse bir direnç mekanizması kalmayacak. Ya Allah dalacak yani dalabilirse. Şimdi yani yeni havalimanı Kuzey Marmara Otoyolu için bir orman yok edildi. Yani Kuzey Ormanları'nın içinden geçildi. Geçecek misin, geçmeyecek misin kardeşim? İstanbullu olarak bu soruluyor. Yapmayacağız dedi. Yapmıyorum. Yapmayacağız da diyemiyorlar. Yapacağız da diyemiyorlar. Onun için Murat Kurum vallahi sıkışıyor. Şimdi bir soru daha var. Bunu dün Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk yazmış. Rifat Serdaroğlu ile konuşmuş. Rifat Serdaroğlu diyor ki biz bir araştırma yaptırdık diyor. Deprem bölgesinde listelerde olan 90 küsur bin seçmene ulaşılamıyor. Yani bu seçmenlerin listelerde olmasına rağmen biz olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine kapsamlı bir araştırma yaptık diyor. Şimdi bu mesele de Murat Kurum'a sorulmuş. Çok normal çünkü hem kendisi aday hem eski bakan AK Parti'nin başat isimlerinden bir tanesi. Ona da ters cevap verdi Murat Kurum. Bakın söylediğiniz 3 tane şey var bu süreçte. Efendim Kanal İstanbul yapılmamalı. Efendim depremde biz 53 bin kişi vefat etti dememize rağmen o vefat eden canlarım üzerine... Pardon hep aynı sesi yüklemişiz. Aynı şeyi 150 bin kez dinlemeyelim ama ona da çıkışıyor. Yani ne alakası var? Niye bunu soruyorsun falan diye. Soru çok. Şu anda iktidarın adayı olmak gerçekten kolay değil. Çünkü bütün anketlerde de bunu görüyoruz. Herkesin birinci tabii ki gündemi ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik, insanların bu kadar sıkışmış olması. Dolayısıyla sorulacak soru çok. Bir de 20 yıldır ülkeyi AK Parti yönetiyor sonuçta. Mesela İliç'teki işte bu korkunç maden kazası. Bir şeyler yanlış olmuş ki o İliç çökmüş kardeşim 9 kişinin üzerine. Hem İsmail Saymaz'ın bu İliç'teki maden felaketiyle ilgili yazısı önemli. Hem de T24'te de aynı şekilde kapsamlı bir yazı var. Şimdi buradan öğreniyoruz ki aslında burada uluslararası denetim firması demiş ki bu madene 2 radar ve 2 robotik istasyon alın. Bunlar bu liçi işte neyse maden sahasını kontrol etsin. Böyle bir bilirkişi raporu gelmesine rağmen bu alımlar yapılmamış. Aslında bu alımların yapılması planlanmış ancak yazışmalar içerisinde kaybolmuş. Bu liçteki çatlaklar da şirketin genel müdürüne bildirilmiş mail yoluyla. Fakat şirketin genel müdürü verdiği ifade doğrultusunda Türkiye dışında olduğu için geç görmüş bu mailleri. Geç gördüğü için 3 gün sonra cevap vermiş.
falan böyle bir, ama diyor ki şirketin genel müdürü de ya işte ben 3 gün sonra cevap vermiş olsam bile burası hani böyle aşırı hassas madenlerden bir tanesi olduğu için oradaki işçilerin başının bile burayı, sahayı boşaltma yetkisi var. Boşaltma, niye boşaltılmamış falan, herkes biraz birbirinin üzerine atıyor. Ama oradaki çatlaklar tespit edilmiş. Tespit edildikten sonra 100 kişi çekilmiş sahadan ama 9 kişi git kontrol et bakalım diye yollananlar bu kayan liçin altında kalmış bulunuyorlar. Yani böyle bir felaketle karşı karşıyayız. Şimdi dünden beri Bakan ÖSSK'yı sıkıştıran Ferit Demir'i konuşuyoruz. Ferit Demir aynı zamanda Munzur Pres'e çalışıyor. Ve Munzur Pres'e yaptığı çalışmada aslında civar köylere gitmiş ve civar köylerde bu madencilik yapıldığı için su kaynaklarının, tarımın nasıl etkilendiğini sormuş köylülere. Burası Bağıştaş köyünün Bahçecik mezrası, yani İliç ilçesine bağlı merkez bir köy. Kalabalık bir köy. Bu köyde insanlar su içmekte tedirgin oluyor. Niye tedirgin oluyor? Çünkü köyün suyu Çöpler köyünden buraya geliyor. Yani o maden ocağının olduğu bölgeye çok yakın, altın madeninin işletmesinin olduğu bölgeye çok yakın. Oradan buraya elektrik yöntemiyle pompalanarak buraya geliyor ve köylüler o gündür, bugündür yani 8 gündür suyu içemiyorlar, kullanamıyorlar. Ancak dışarıdan satın aldıkları sularla kullanıyorlar. Köyün içinde var olan bir çeşme var. O çeşmeden hayvanlarını sulayabiliyorlar. Ancak bir tedirginlik var. Hem bu ablamız hem diğer ablamız inanılmaz derecede bir gerginlik içindeyiz diyorlar. Yani bu suyu ne zaman içeceğiz, nasıl olacak? Biz banyo yapmak için başka köydeki arkadaşlarımızın, tanıdıklarımızın yanına gidip banyomuzu yapıyoruz ve ciddi bir şekilde tedirginiz. Bize de şu ana kadar %100 su, hiçbir sorunu yok, içemezsiniz de demiyorlar. Numuneler alınmış, sadece temiz demişler ama o numune sonuçları köylülere gösterilmemiş. Köylülerin bu yüzden ciddi bir tedirginliği var. Bir önceki çektiğimiz videoda ablalar zaten konuşuyor. Köyün asıl geçim kaynağı hayvancılık, küçükbaş hayvancılık. Bu karşı taraftaki yaylalar, gösterebilirse kameraman arkadaşım, bu yaylalar bu köylere ait. Üst tarafında maden, altın madeni cevheri çıkarılıyor. O cevher buradan dinamit patlatma yöntemi bu, hemen üst tarafı, dağın üst tarafından çıkarılarak maden ocağına götürülüyor. O bölgelerde mera olduğu için, küçük hayvanlar orada daha önce otladığı için o meraları şu anda altın madeni için kullanıyorlar. Dolayısıyla köylüler hayvancılık da yapamaz duruma gelmişler. Köydeki bütün ağaçlar bu maden ocağının çalışmasından, havaya karışan o gazlardan etkilenmiş durumda. Köydeki çok sayıda meyve ağacı, kavak ağacı ve diğer ağaçlar kurumuş. Köylüler bostan bile ekemiyoruz çünkü bostanlarımız hem verimsiz oluyor hem kuruyor diyorlar. Dolayısıyla hem İliç merkez, hem İliç'e bağlı köyler, hem de bu maden ocağına yakın köylerde ciddi bir tedirginlik var. Ciddi bir gelecek kaygısı var. En çok da kadınlar bu konuda tedirgin. Çünkü geleceklerini, çocuklarını, yavrularını düşünüyorlar. Geçimlerini düşünüyorlar. Hayvancılık yapamıyoruz diyorlar. Hayvancılık yapamayınca da nasıl geçineceğiz? Kara kara düşünüyorlar. Bu nedenle Bahçecik mezrası ciddi bir tedirginlik içinde ve bir çanak gibi bir yer köyün yapısı ve bu köyde tek geçim kaynağı hayvancılık ve meyvecilik. Meyve ağaçlarının çoğu da kuruyor. Her geçen gün o kuruma sayısı giderek artıyor. Bu nedenle de köylüler bir an önce bu maden ocağının kapatılmasını ve geçmiş yıllardaki düzene geri dönülmesini istiyorlar. Şimdi Ferit Demir civar köylere gitmiş ve konuşmuş. Orada özetlemiş, konuyu anlatmış, sağ olsun. Şimdi buna paralel bir haber de Twitter'da da paylaştım. New York Times haberini yapmış. Tesla'nın biliyorsunuz tek montaj tesisi Almanya'da, Brandenburg eyaletinde Grünheide diye bir kasabada. Grünheide küçük bir kasaba. Fakat burada ilk başta bu Tesla'nın tesisi kurulunca hani Almanya için çok çok sevinildi ve hakikaten orada bölgenin de ekonomisine ciddi katkıda bulunmuş. Sırf işte 2023'te %6 daha fazla büyüme sağlanmış. 11 bin kişi işe girmiş falan, böyle Grünheide'yi geliştiren bir şey. Fakat şimdi Tesla diyor ki benim bunu büyütmem lazım. 740 hektar dönümlük bir alan hakkı varmış. Diyor ki 250 dönüm büyümem lazım. Buraya çünkü raylı sistem yapacağım. Burada ürettiklerimi daha hızlı çıkarabilir. Depolama sistemi yapmam lazım. Dolayısıyla 250 dönüm ormandan alması lazım. Şimdi olacak mı? Almanlara orman deyince bir dakika orada dur diyor Almanlar. Bu konuda çok hassaslar.
Grünhay'da da bir işte referandum yapılmış, sorulmuş. Referandumda oy kullanan %70'i oy kullanmış halkın, %75'in %65'i istemiyoruz diyor. Şimdi bu tabii bağlayıcılığı yok referandum sonucunun ama buna işte eyalet meclisi karar verecek. Oradaki yerel yetkililer karar verecekler. Şimdi diyorlar ki tabii yani böyle bir sonuç çıktıktan sonra biz halkın bu isteğini göze almak durumundayız. Fakat işte ben hep diyorum ya insan varlığı ve doğa arasında maalesef hep bir çelişki var. Çünkü biz hem hepimiz parası olan, alabilen güzel arabalara binelim, güzel evlerde yaşayalım, yediğimiz önünde, yemediğimiz arkamızda olsun istiyoruz. Ama hem de doğayı koruyalım istiyoruz. Vallahi bu mümkün değil. Mümkün olmuyor. Heh, Tesla deyince bak Ufuk hemen yapıştırdı görseli. Böyle de ormanların içinde. Almanya'da her yer orman ama işte ormana yakın olmak istiyor Almanlar. Yani ormanlar kıymetli Almanlar için. Fakat bu sefer de şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. Tesla bu tesisi Almanya'da olmadı mı başka yerde kuracak. Mesela ne yapacak atıyorum. Halkın ne dediğinin takılmadığı, umursamadığı atıyorum Sırbistan'a gidecek mesela. Hem AB üyesi değil. Ya maalesef böyle oluyor ama ne oldu? Almanya'da orman kesmedi, Sırbistan'da kesti. Aslında yine bütün dünya etkileniyor. Biz ne zaman ki bu bilince ulaşırsak bence işi kavrayacağız. Yani mesela Fırat'a diyelim Allah korusun siyanür sızdı. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil ki. Bu bütün dünyanın sorunu. Yani kirlilik bütün dünyanın sorunu. Ormanların azalıyor olması bütün dünyanın sorunu. Bana ne baba Arjantin'de oluyor diyemiyorsun. Çünkü Arjantin'de de azalan orman küresel ısınmayı daha fazla tetikliyor. Yani bu küresel bir sorun ama kimse öyle bakmıyor. Ama neyse diyor yani bende olmasın da diye bakmamak lazım. Aslında küresel bir şey olduğunu anlamak lazım. Ve buna nasıl çözüm bulduk bilmiyorum. Sonuçta insan varlığı bir arabaya bile iyi testi de ben de bunu bir yerde üreteceğim kardeş diyecek yani. Mesela bu Big Pharma büyük ilaç firmalarından bir tanesinde çalışan bir arkadaşım şunu anlattı. İsviçre'de çalışıyor. İsviçre'de hayvanlar üzerinde deney yapılması yasaklandı. O zaman firma ne yaptırıyor? Çin'de yaptırıyor. Deneyi. İsviçre'de yaptırmıyor yani. Yok diyor ya ben yaptırmıyorum. Nerede yaptırıyor? Çin'de yaptırıyorum yani. Dolayısıyla Tesla da Almanya'da yapmasın. İyi Almanya'da yapmasın ama Sırbistan'da yapsın o zaman. Bana ne dediğin zaman ya da ne bileyim işte koşullar farklı şimdi olmaz da. Ne bileyim Kazakistan'da yapsın dediğin zaman oradaki ormanı kessin dediğin zaman aslında aynı şey. Evet ya da Türkiye'ye geldiği zaman aslında aynı şey ama öyle bakayım işte bir çelişki yani insanın varlığıyla doğanın var olması bir çelişki içerisinde maalesef bir itişme içerisindeyiz. Bunu ne kadar minimize edebilirsin? Ona bakıyorum. Refah ülkeleri, Avrupa ülkeleri minimize edebiliyorlar. Çünkü işte Almanlar zengin abi sonuçta. Her ne kadar bizim iktidar yalan hikaye anlatıyor olsa da adam zengin yani. Adam ormanı önceliyor. Biz değiliz ki. Biz hayatta kalma modundayız yani. Ben buraya maden yapacağım diyor. Neyse abi siyanür miyanür benim oğlan işe girecekse olsun maden olsun diyor insanlar. Çünkü Maslow piramidinde en alttayız biz yani milletçe. Hayatta kalmayacak. Ekmek bulmaya çalışıyoruz yani. Sen ekmeğini bulamayan adama kendisine en fazla bir göz odalı bir ev yapabilmiş, köy ev yapabilmiş adama orman orman dersen dinlemiyor tabii yani. Anca yıllar geçiyor işte suyun kalitesi bozuluyor, tarım yapamamaya başlıyor. O zaman diyor ki ya tüh diyor ama işten geçmiş oluyor maalesef. Maalesef yani. Şimdi Almanya demişken şu istatistiği de vereyim de öyle geçeyim şeye. Ukrayna haberine, Ukrayna savaşının yıl dönümü biliyorsunuz. Ona gireceğim de TÜİK evlenme boşanma istatistiklerini yayınladı. Hem evlenme sayısı azalmış hem boşanma sayısı azalmış. Evlenen azalınca boşalan da azalıyor tabii ki. Ortalama ilk evlenme yaşı yükselmiş. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28, kadınlarda 25 olmuş. Eskiden daha genç. Mesela boşanma oranlarına baktığınız zaman şurada en az boşanan illerin mesela en az boşanan il nerede? Şurada bir yerdeydi. Hakkari. En çok boşanan İzmir. Ben şöyle yorumladım. Yani kadınların boşanmasına izin verilmiyorsa boşanma az oluyor. Adam erkek istediğini yapıyorsa evin içinde. Kadın da boşanamıyorsa işte geleneksel değerler ya da kadınların iş gücüne az katılımı falan. Bu illerde bak düşük boşanma. Kadın ne zamanki çalışıyor bağımsız özgür falan o zaman boşanma artıyor. Kadınlar hadi canım diyor demek ki. Kimse kimseyi çekmiyor durumu söz konusu. Yabancı damat ve gelinlerle ilgili istatistikler de yaşanmış. En fazla yabancı damat Almanya. Gördüğü gibi en fazla yabancı gelin de Özbekistan. Bu da enteresan bir istatistik. Alman damatları Suriyeli damatlar takip ediyor tabii. Ve aynı şekilde Özbek gelinleri Suriyeli gelinler takip ediyor. Böyle de bir Almanya demişken araya da en fazla yabancı damat Almanya'ymış diye yapıştırmış olalım deyip Ukrayna'ya geçeceğim.
Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü. Münih Güvenlik Konferansı'nda da bu çokça konuşuldu. Valla Ukrayna'ya acilen mühimmat lazım. Acilen ama yani. Şimdi Avrupa ülkeleri büyük ölçüde bütçe aktarıyorlar Ukrayna'ya. Bu şuna yarıyor. Rusya'nın tahrip ettiği, büyük şehirlerde tahrip ettiği altyapının yeniden onarılması, devlet memurlarına maaşlarının ödenmesi, sistemin çevrilmesi, enflasyonun belli bir ölçüde tutulması, Ukrayna ekonominin ayakta tutulması, Avrupa desteği çok önemli. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden acil mühimmat desteği lazım. O da işte Amerikan sistemine takıldı. Trumpçılar bunu daha önce de işlemiştik işte. Meseleyi göçe bağlıyorlar. Yok işte önce bizim göç yasası çıksın, yoksa biz vermeyiz, etmeyiz falan. Avrupa kendi içerisinde bir takım çözümler bulmaya çalışıyor. Avrupa içinde yeni bir sınav. İşte Avrupa'nın güvenliği meselesiyle ilgili yeni tartışmaların, yeni stratejilerin, yeni doktrinlerin de tartışılmaya başlandığı bir döneme girdik Ukrayna ile beraber. Ukrayna direnmeyi sürdürüyor ama bu uzun savaş olacak belli ki. Çünkü Rusya sabırla bekliyor. Hem yakabileceği insan gücü daha fazla. İran'dan, Kuzey Kore'den ve Çin'den kendisi mühimmat, işte askeri teknoloji vesaire ithal ediyor. O da kendisi öyle işi sürdürüyor bir yandan. Nüfus daha fazla. Demokratik bir sistem olmadığı için savaşa yolladığı insanların ölüyor olmasının kendisinin içeride siyasi bir faturası yok falan. Böyle bir denklem içerisindeyiz. Şimdi araştırmacı arkadaşlarımızdan bir tanesi Barış Yapıcı. Aslında bizi de çok yakından ilgilendiren bu Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde dezenformasyon meselesini incelemiş. Barış, nereden başlayalım? Merhabalar. Şöyle başlayalım isterseniz. Dezenformasyon aslında son zamanlarda çok fazla konuşulan bir konu. Son bir iki yıldır özellikle Sayın Fahrettin Altun'un bizim Türkiye'de lügatımıza soktuğu kelimelerden bir tanesi. Bu nedir diye başlayalım. Yanlış veya doğruluğu bilinmeyen ve kasıtlı olarak yayılan bilgi diyebiliriz dezenformasyon için. Ben burada bunu nasıl fark edeceğiz üzerine, yani sosyal medyada özellikle yanlış olan bir bilgiyi nasıl fark edeceğiz ve Ukrayna-Rusya savaşı malum yıl dönümü de çok az kaldı, 2 gün sonra yıl dönümü geliyor ve bu süreçte Ukrayna ve Rusya arasında olan bu gerilimin içindeyken Rusya'nın yaptığı ve Ukrayna'nın yaptığı aynı zamanda beyaz ve kara propagandaları, medya manipülasyonları ve dezenformasyonla alakalı birkaç şey konuşmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Evet. Hızlıca başlayalım. Tamam, şöyle başlayalım. Biz Vaziyet Haber'le daha önce bir proje yapmıştık. İsmi Aslı Astarı projesiydi. Bu bir fact check projesi. Yani doğruluğu teyit etmek üzere. Bizde de birkaç kuruluş var zaten bununla alakalı. Bu projede bir haber girmiştik. Twitter'da Ukrayna hükümetine düşman paylaşımlar yapan Kievli Vladimir Bondarenko nickname'iyle bir hesap var ve bu bir süre gündemde kaldı. Özellikle bu işle ilgilenen insanlar arasında. Rusların medya manipülasyonu için hazırladığı bu kişi, şu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz kişi, binlerce trollden bir tanesi. Aslında böyle biri yok. Vladimir'in yüzü yapay zeka ile oluşturulmuş bir yüz. Zaten şu tweette de bundan bahsediliyor. Bu şöyle bir şey, yapay zeka ile oluşturulmuş bu yüzde "This person does not exist" diye bir site var. Buraya biz de istediğimiz gibi telefonumuzdan, bilgisayarımızdan girebiliriz. Ve biz bu sayfayı yenilediğimiz zaman, yukarıdan aşağı çektiğimiz zaman her seferinde bize bot bir resim, bir fotoğraf veriyor. Bir insan yüzü veriyor. Ve bu bize verilen insan yüzünü biz işte atıyorum bazı şeylerden, KVKK'dan vesaire kaçmak için Twitter'da ve başka sosyal medya platformlarında bunları kullanabiliyoruz. Fake hesap açmak için. Ve bunu aslında bir hükümet yapıyor. Bu Rusların yaptığı propaganda trollerinden bir tanesi. Yani bir tane troll fotoğraf veriyor. Gerçek bir insana benziyor bu fotoğraf. Oradan mesela evet. Ukrayna'dan tweet atan bir Rus yanlısıymış gibi döşeniyor bütün gün sabahtan akşama. Aynen öyle. Bir iki tane fotoğraf daha vardı belki. Onları da verebilirsek örnek olarak. Evet. Mesela bu fotoğraf da aynı şekilde o siteden alınmış. This person doesn't exist. Bunun birkaç tane benzeri site de var. Hatta isterseniz bu erkek veya kadın olarak ya da yaşlarını vesaire bunları belirleyip tekrar yenileyip bot resim çıkartabiliyorsunuz. Bunu anlamanın şöyle bir yolu var. Bunu anlamanın en güzel yolu arka planlar ya da üzerindeki şapka, mesela bu beyefendinin şapkadaki anlamsız aslında logo. Bir önceki fotoğrafa gelebilirsek orada da mesela arka planda böyle sol tarafında zannediyorum hanımefendinin çok ilginç bir yüz var. Tabii ki çok anlaşılması inanılmaz kolay bir şey değil. Çünkü gerçekten bir insan suretine benziyor. Bunu sadece bu sitede böyle bir süre geçirdikten sonra ve eğer medya okuryazarlığımız varsa, ki bu çok önemli bir mesele. Bizim
Türkiye'de aslında çok büyük eksiğimiz, bir teyit eksikliğimiz var. Herhangi bir haberi, malumunuz zaten, bu haberi gördüğümüz zaman bunu açıp baktığımızda bunu teyit etmekten aslında biraz imtina ediyoruz. Bu medya kurezarlığının artmasıyla ve bu tür şeylerin farkındalığına daha çok varılması üzülebilir bir mesele. Burada yine bu savaşla alakalı meseleye gelmek istiyorum. Propagandanın başında Alexander Malkevich, bu kişi Petersburg TV kanalının genel müdürü aynı zamanda. Aynı zamanda bunu biliyorsunuz, Zelenski'yi de Ukrayna'da neonazi diktatörlüğü kurmakla itham eden, haberleri servis edenlerden bir tanesi. Bir propaganda bakanı gibi düşünebiliriz kendisini. O kadar büyük mü bilmiyorum ama yine de bunda etkisi olduğu kesin. Bu tür haberler, bu tür yanlış ve fake haberler kasıtlı olarak özellikle Ruslar tarafından Telegram'da veya işte Twitter'da bu tür hesapların oluşturulmasıyla yayılmaya başlıyor, yayılıyor. Bunun etkisi ne oluyor peki? Hoppa, Talha Bey yeşil verdi, yeşile düştü. Peki hazır olursa geri alırız Talha'yı. Peki bunun etkisi ne oluyor? Aslında etkisi çok yüksek oluyor. Türkiye'de de öyle. Etkisi epey yüksek oluyor. Evet, savaşın hemen nasıl gittiğiyle ilgili. Evet. Ha, çok özür dilerim. Etkisi ne oldu bunun? Yaptık bu botları, aldık sahte resimleri. Yani. Etkisi şu oluyor aslında. Biz yani eğer bir ülke için konuşursak, bu ülke mesela kendiyle alakalı, Çernobil örneğini çok veririm hatta bu konuda. Kendiyle alakalı aslında dışarıya göstermek istemediği bir şeyler var bu ülkenin. İçeride tutmaya çalıştığı bir şeyler var. Ve bu içeride tutmaya çalıştığı şeyi aslında dışarıda diyor ki aslında böyle bir şey yok. Bunun propagandasını yapıyor. Aslında bu yok diyor. İşin özeti bu. Dışarıda bunu yaymasının sebebi, bu fake şeylerle yaymasının sebebi aslında bir kültürel, nasıl ifade edebilirim bunu? Kültürel bir... Yani mesela o kadar çok ölen Rus askeri yok diyor mesela. Atıyor. Mesela örnek. Ele geçirilmiş Rus tankları yok diyor mesela. Varsa yok diyor. Hayır diyor. Ne alakası var? Aynen öyle. Burada iki tane, hatta iki üç tane örneğim var bununla alakalı. Yata Ukrayna, Atlantik Konseyi'nin Ukrayna üyesi sevgili Angelina Stinch. Kendisi bana bu konuda yardımcı oldu. İki haber, bir tanesi Romanya ile alakalı. Romanya Meclis Üyesi, Milliyetçi Parti lideri Claudiu Tarziu diye bir isim var. Ve Romanya'nın egemenliğinin yeniden birleşmesi için Ukrayna'nın ilhak edilmesi gerektiğini söyleyen birisi. Bu kişi sadece bir meclis üyesi. Ve Rus tarafı bu meclis üyesinin aslında kendi şahsi kişisel görüşünü sanki Romanya'nın devlet görüşü gibi aktararak diyor ki biz haklıyız. Yani Rusya-Ukrayna savaşı, biz Ukrayna'ya saldırdık, bir işgal ettik aslında. Bunu biz söylüyoruz tabii ki, onlar böyle tarif etmiyorlar. Ve biz haklıyız, bakın Romanya da bizim yanımızda diyor. Aslında halbuki sadece bir tane meclis üyesi söylemiş. İkincisi olarak... Çarpıtıyor her şeyi yani. Selektif. Kafasına göre bir şey seçiyor oradan. Aradan birinin söylediği ve sonra onu büyütüyor. Allah büyütüyor. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Mesela alakasız bir etkisi yetkisi olmayan Amerikan Temsilciler Meclisi'nden birisi alakasız bir şey söylüyor mesela işte. Bence Kürdistan bilmem ne falan diyor. Sonra o büyütülüyor. Sanki Amerika'nın resmi görüşüymüş gibi. Birden böyle bütün televizyonlarda tartışılıyor falan filan. Haritalar çıkıyor falan. Mesela bu da bir dezenformasyon. Hatta belki kesinlikle bazen Rusya'nın operasyonu bile olabilir yani. Biz de bilmiyoruz tabii ki. Onun için alakasız şeyleri tartışıyoruz. Bizim ülkemizdeki dezenformasyonla alakalı da ben daha önce, bundan bir 4-5 ay önce Amerika'da NATO Yalta Summit'e katılmıştım. Orada bununla ilgili birkaç soru sormuştum oradaki expertlere. Bizde de tabii ki çok fazla var. Bunun haricinde şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu işte biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın işte toksik madde kullanımıyla ilgili bir provokasyon hazırlığı açıklaması var. Onunla da ilgili bir görsel paylaşmıştım ama çok önemli değil. Bu da aynı şekilde daha önce söylediğim gibi Telegram kanalları üzerinden yayılan bir şey ve aslında şöyle bir şey. Bu savaşı genel itibariyle bir ele almak istersem, geçtiğimiz sene bu Karabağ meselesinde birkaç tane video gördük sosyal medyada. Azerbaycan'da bu Karabağ bölgesindeki Ermenilerin aslında safe, temiz ve doğru bir şekilde hiçbir zarar verilmeden insanları Ermenistan'a sağlıklı bir şekilde ulaştırıldığını gördüğümüz bazı videolar çıktı. Bunlar paylaşıldı. Mesela aslında şu, artık savaşlarda savaşın nasıl olduğundan ziyade bunu dünya kamuoyuna nasıl duyurduğumuz mesele. Çünkü o yüzden çok zaten doğru. Rusya, Ukrayna ya da başka ülkelerdeki savaşlarda ülkeler diğer ülkelerdeki araçlarıyla, medyasıyla, bizde de var bunların uzantıları biliyorsunuz zaten. Bunlarla kendi haklılıklarını bazen yalan, bazen doğru bilgilerle aslında paylaşmaya çalışıyor.
işin özeti. Aslında bu en çok dezenformasyonun etkin kullanıldığı, yani şimdi yeni olduğu için 2022'de başlayan bir savaş hala devam ettiği için bu şeyi de çok yoğun gördük. Twitter'da, Telegram'da, yani bu sosyal medya araçlarının, dijital medyanın full force kullanıldığı, ilk bu Ukrayna Rusya Savaşı'nda gördük. Sonra İsrail'in Gazze'yi işgalinde görmeye devam ediyoruz. Bu da yani yeni bir savaş değil mi? Yeni şeyin, yeni bir alan. Ya aslında hibrit savaş. Biz bunu bir süredir konuşuyoruz. Ya artık cephe savaşı veya soğuk savaş, bu tabirleri geçip biraz daha artık internet savaşlarına döndü bu mesele. Çünkü siz de buradan yayın yapıyorsunuz. Malumunuz artık burası kullanılıyor. Her şey için, her bilgiyi yaymak için vesaire. O yüzden yeni bir savaş, yeni bir cephe aslında burası da. Sosyal medya cephesi diyebiliriz. Evet. Peki mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir yüzde falan çıkarabildiniz mi? Yani çıkan haberlerini sosyal medyada yüzde şu kadarı dezenformasyon falan gibi. Ya bunu tarif etmek çok zor. Bununla ilgili bir veri de bulabileceğimizi sanmıyorum. Hepsi yanlı olur muhtemelen. Yani çünkü bu veriyi atıyorum Amerikan hükümeti belki bizle paylaşır veya Fransızlar bizle paylaşır. Geçen gün Fransızlar bununla ilgili bir haber paylaştılar ama istatistik vermediler. Sadece çok fazla olduğuna dair birkaç bilgi paylaştılar. Ama şunu biliyoruz, kara propagandayı özellikle Ruslar çok yapıyorlar ve belki de hani Rusların yaptığı propagandayı Ukrayna ile kıyaslarsak, Rusların yaptığı dezenformasyonu belki de 5'te 1, yani 1 Ukrayna ise 5 Rusya yapıyor bunu ve Ukrayna'nın Rusya daha çok asılıyor bu işe. Aynen öyle, çünkü zaten yıllardır, yani aslında bu şey biraz geniş bir konu, şöyle geniş bir konu, eğer hükümetler içeride insanları baskıyla tutmaya çalışıyorsa bu tür ülkelerde mutlaka dezenformasyon örnekleri çok daha fazla görülüyor. Çünkü yani internete, Twitter'a girdiğimiz zaman biz özgürce kendi düşüncelerimizi ifade edemiyorsak veya dışarıdan özgürce atıyorum işte Kuzey Kore örneğini verebiliriz ya da Rusya örneğini verebiliriz veya Çin örneğini verebiliriz. Burada hala insanlar kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Sosyal medyadaki paylaşımları her zaman kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Bunlar bir örnek aslında. Ve Ukrayna tarafında da var bu arada. Onunla ilgili bir örnek vermek isterim. Bu bir beyaz propaganda örneği. Burada Yılan Adası diye bir olay var. Yılan Adası diye bir bölge var şu an savaşın evet. bulunduğu bölgede. Ve Yılan Adası'nın Rusya tarafından ele geçirildikten sonra adanın altyapısının yok edildiğini ve sınır muhafızlarının tamamının öldürüldüğüne dair bir aslında Ukrayna tarafından bir haber çıktı. Bu bazı elçilikler tarafından hatta paylaşıldı. Aynı şekilde Rusya elçiliği de bunun yalan olduğunu paylaştı. Gerçekte de böyle bir şey olmadığını biliyoruz tırnak içinde. Ama bu bir beyaz propaganda. Çünkü kim yaptığı, kimler tarafından yapıldığı belli. Yalan bir bilgi olsa bile, yanlış bir bilgi olsa bile kimin yaptığı belli. Fakat Ruslarınki çok tehlikeli. Çünkü biz medya okuryazarlığı belki iyi olan insanlar olarak bunu biraz daha fark etme konusunda iyiyiz. Ama halka indiğimizde, halka baktığımızda bunun fark edilmesi çok daha zor oluyor. İşin evet. özeti bu. Peki. Barış, teşekkür ederim. Sağ olasın, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Talha Barış yapıcı da acaba yapay zeka mı diye sormuşsunuz. Değil. Kendisiyle ben yüz yüze tanıştım. Dolayısıyla değil. Kendisi yapay zeka. Gerçek bir insan. Şimdi yorumlarınıza bakıyorum bir yandan. İç politika bağımlısı arkadaşlar Fatoş Kasap diyor ki bunları geçelim CHP'ye dönelim. Dönelim. Mansur Yavaş dün mal varlığını açıkladı. Kendi sosyal medya hesaplarından. Bugün Ekrem İmamoğlu'na soruldu. Dendi ki siz de açıklayacak mısınız? Ben zaten diyor 2014'te Beylikdüzü'nde açıklamıştım. Beylikdüzü'nde adayken açıklamıştım. 2019'da da açıkladım. Tabii ki bu seçimde de açıklayacağım. Yani benim bundan korktuğum bir şey yok diye bir açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu. Onu işte yayının başlığı da o ya. Şimdi tabii Murat Kurum'un üzerinde mesela Turgut Altınok orada daha farklı. Çünkü Turgut Altınok daha böyle ülkücü falan kökenli bir isim. Dolayısıyla bütün AK Parti 20 yıllık hani yanlışları, günahları onun omzunda sırtında gibi değil. Daha farklı bir algı var benim gördüğüm ama Murat Kurum AK Parti'nin ta kendisi. Zaten çok genç yaşından bu yana AK Parti'nin içerisinde kendisi. Dolayısıyla şimdi 20 yıl bakanlık yapmışlığı var. TOKİ'nin başında olmuşluğu var. Dönüyor dolayısıyla herkes 20 yıldır ama şu ama bu diye Murat Kurum'a soruyor. Murat Kurum da ecel terleri döküyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ise Ekrem İmamoğlu çok rahat. Bu şeyde, bu kampanyada benim gördüğüm kadarıyla hem kampanya işlerinde iyi kendisi, iletişimi iyi, böyle daha bir kendisine güvenli görüyorum. Sultan Gazi'ye gitti belediye başkanı adayı Ferhat Epözdemir'le beraber. Orada yine mesela AK Parti'nin
merkezi ne? Seçim tanıtım merkezi mi derler? AK Parti seçim çadırı mı derler? Orayı ziyaret etmiş. Beraber sandık ya hala burada. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Kolay gelsin günler. İnşallah iyi çalışmalar. Sur içinde birbirine saygılı, sevgili iki taraf. Neticede seçimler oluyor, bitiyor. Herkes gene tabii komşuluğa devam ediyor. Tabii. Onun için herkes fikrini anlatsın, duygularını anlatsın, düşüncelerini, projelerini anlatsın. Millet de karar versin. Aynen, özü bu. Aynen. Kolay gelsin hayır, kardeşim. Hayır, hayır. Çok sağ ol. Taş Ocakları'nda çok büyük bir düzeltme yarattık. Onu söyleyeyim yani. Ve hani birbirinden ayrıştırdık. Eskisi gibi her yerden değil. Yani düzenli giriş çıkışı olan, çok sistemli bir şeye. Yani bu kavuştu. Özellikle 4 senedir belki 20-25 defa geldim yani. Ve en çok 2019'da bu listemde bir yerde zaten şu an. Bir yerde. Tek bir yerde. Ve şehrin içine girmeden millet bahçesi yapıyor zaten. Ve şehrin içine girmeden süreci çözdüm. Evlatlarına nasılsınız? Görünce çok memnunum. Allah razı olsun. Ne mutlu bana. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, Ekrem İmamoğlu aynen full propagandaya devam, ilçe ilçe gezmeyi sürdürüyor. Peki ben ilk yayını açtığımda chatte bir futbol muhabbeti dönüyordu. Bilmiyorum tabii yine kaçırdım kimle maçı var. Önemli bir şeyim ben yine kaçırdım ama futbolla kapatacağım. Bu da internet önüme düştü. Güldüm yani onun için size de paylaşmak istedim. Tuzla Belediyesi futbolun yıldızları programı yapmış. İşte bu yıldız futbolcuları gençlerle buluşturmuşlar. Orada da Yattara kol bastı oynamış. O zaman Yattara'nın kol bastısıyla sizlere veda ediyorum. Görüşürüz. Program içinde bize bir kol bastı oynayabilirim diye